Tokyo 2027 doğru programından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün bisiklet sporunu konuşacağız. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı konuğumuz olacak. Bisikletin yanında diğer farklı branşları, özel haberleri ve fotoğrafları da bu programda bulacaksınız. Tokyo 2020'ye doğru başlıyor. Evet, yaklaşık 50 dakika boyunca olimpiyat oyunlarının ve paralimpik oyunlarının nabzını tutacağız bu programda. Ağırlıklı olarak bisikleti konuşacağız. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı konuğumuz, aynı zamanda daimi konuğumuz, yorumcumuz sevgili Murat Ağacı da bizlerle birlikte olacak. Yaklaşık 50 dakika boyunca sizler de olimpiyata dair ne varsa sorularınızı, yorumlarınızı veya görüşlerinizi Sports TV ve Kore Yaldemir hesaplarına bekliyoruz değerli izleyenler. Gerek Twitter gerek Instagram'dan her türlü görüşlerinizi de yorumlar geldikçe seslendirmeye çalışacağız. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Sevgili Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun bir yoldan geldiniz aslında. Tekrardan hoş geldiniz diyelim ve şimdi geçtiğimiz günlerde UCI'den yani Uluslararası Bisiklet Birliği'nin olimpiyat ülke sıralamasına göre iki kota aldığımızı belirtelim. İsimlerimiz henüz net değil ama evet. Dilerseniz böyle başlayalım, size soralım. 20-25 Ekim'e kadar ki çalışmaların sonucunda 15 Kasım'da hem Olimpiyat Birliği hem de UCI, bizim bağlı olduğumuz Dünya Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre 32. sırada iki sporcuyla Tokyo Olimpiyatlarına katılıyoruz. Hangi sporcular olacak başkanım? Şu anda aday 5-6 tane var. Yani şimdi biliyorsunuz her şeyin kazası belası var, nasip var. İnşallah bunlar hiçbiri olmazsa İnşallah. En önde gelen arkadaşları bu yönde değerlendireceğiz. Rekabet yani, üst düzeyde o zaman. Tabii kesinlikle. Yani yakın 6 tane arkadaş var. Ama bunların içinde tabii ki bu işi kim hak ediyorsa onu göndereceğiz. Şimdi geçen olimpiyatlarda 2016 Rio'da Ahmet Örken ve Onur Balkan'ı görmüştük. Ahmet Örken de 37 sporcu arasında 34. olmuştu. Benzer isimleri görme ihtimalimiz? Mutlaka olabilir yani. Yani şimdiden çünkü bisiklet sporu hareketli bir spor. Evet. Yani çok erken söylemeyelim. Ama en öndeki iki arkadaşı göndereceğiz. Evet. Bunlarla ilgili zaten çalışmalarımız devam ediyor. Rekabet üst düzeyde. Rekabet üst düzeyde, evet. Murat abi, geçtiğimiz hafta aslında bu haber gelmişti. Bizler geçtiğimiz hafta Brandon Sport Summit'ten özel bir yayın yapmıştık. Daha detaylı haberi bu hafta yasakladık. Geçtiğimiz olimpiyatlarda Rio'da iki sporcumuz da katılmıştık. Şu anda iki sporcumuzun olması garanti. Evet. İsimler net değil. Sen ne söylemek istersin? Nasıl bir yorum getirirsin? Yani şimdi neticede yol bisikleti olimpiyat kotası almak kolay bir iş değil. Evet. Saydığın gibi az sayıda dünyada en üst düzey sporcular olimpiyat oyunlarına ancak katılabiliyorlar. Belli bir kota ile gidebiliyoruz. Geçen olimpiyatta iki yol bisikletçimiz vardı. Şimdi de bu sayıyı korumuş durumdayız. Belki daha yukarıya çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz. Önümüzdeki yıl önemli bir süreç geçireceğiz. Belki bir sporcuyu daha olimpiyata gönderme şansımız olabilir. Başkanın dediği gibi bunlar ülke kotası. Birçok spor branşında, o bisiklette de böyle. Dünya klasmanına göre veya o sıkletli sporlarda klasmanına göre ülkeler bu sporlarda ülke kotası evet. kazanıyorlar. İşte bisiklette de şu anda isimlerin belli olmamasının sebebi bu. Değerli izleyenlerimiz merak ediyor olabilir. Ülke klasmanına göre bir ülke kotası alınıyor. Ülke kotasını da o ülke federasyonu istediği isim için kullanabiliyor. Kim daha formdaysa, evet. o an kim daha iyi en performans iyi gösterecekse. İki isim gidecek. Evet. Yol var, pist var, dağ var ve BMX var değerli izleyenler. Olimpiyatlarda göreceğimiz 4 farklı disiplin var bisiklette. Şimdi bir toplam grafiğimize bakalım. Şu ana kadar hangi isimlerimiz kota aldı? Gerek ülke kotası gerek bireysel kota. Hazırsa grafiğimiz alalım arkadaşlardan rica edelim. 3 farklı tablomuz var. İnşallah bu sayı giderek artacak. Atıcılık var, atletizm var. Atletizmde bayağı bir ismimizi göreceğiz Tokyo 2020 yaz olimpiyat oyunlarında. İkinci bölüme geldiğimizde durabiliriz arkadaşlar. Şu anda kota alan sporcularımızın evet. içinde en çok sporcuyu atletizmde görüyoruz. Şimdi ikinci tablomuzda
bisikleti gördük. Bir geri gelelim. Tekrardan. Hızlı geçtik ikinci bölümü. Şimdi tekrar geçeceğiz birinci bölüme. Evet, bu birinci bölüm. Tekrar ekranlarda. Atıcılıktan 3 sporcumuz var. İkinci bölümde kalabiliriz arkadaşlar. Burada kalalım. Atletizmin devamı bisiklet yol yarışı. Evet, gördüğün gibi isimler belli değil. İki kota aldık. Ülke kotası bu bisiklette, yol yarışında. İsimler henüz belli değil. Tabii bu vesileyle biz diğer sporcuları da görüyoruz. Jimnastikte, atletizmde. İşte İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı. Atletizmde çok ciddi bir kadromuz var. Ve son bu sayılar artacak. Güreşte evet. De tabii kotalar belli. Aslında güreşte de ülke kotası. Evet. Fakat biz buraya hani o organizasyonlarda kotayı alan sporcuların evet. isimlerini yazdık. Bu isimler değişebilir ama genellikle bu tip isimlerde fazla değişim olduğunu görmüyoruz. Evet. Yelkende, yüzmede önemli isimlerimiz var. Tabii daha beklediğimiz branşlardan birçok sporcumuz var. Şu ana kadar 32 sporcu gibi görünüyor. Farklı branşlardan, yelkenden, güreşe, atletizmden, bisiklete, atıcılığa kadar inşallah bu sayı giderek artacak. Tabii merak edilen konu bisiklette, olimpiyatlarda ne yapabiliriz? Nasıl bir planlama içindeyiz? Sayın Başkanım, dilerseniz böyle başlayalım. Çok yoğun bir takvim de var. Az sonra takvimde konuşacağız ama evet. Olimpiyatlarda neyi hedefliyoruz? Nasıl başarı sağlarız ve bu başarı kalıcı olur bisiklette? Şimdi aslında tabii biz bunu ön gruplarda bitirmemiz bizim için başarıdır. Yani yaklaşık 200 sporcunun katılacağı bir yarış. Bizdeki sporcu sayısı yeni yeni artıyor. Sayımız evet. çoğalıyor. Mücadele ona göre fazlalaşıyor. Ama mesela bu bir velodrom olmuş olsaydı şimdiden hemen sayıyı da söylerdim. En az 4 tane madalya alabileceğimiz hem de 6 madalya alabileceğimiz iddiasında da bulunurdum. Bizim sporcularımız daha önceki programlarda da arz ettiğim gibi uzun metrajlı yarışlarda biraz zorlanıyorlar. Yani daha çok işte sporcu disiplinini daha az uyguluyorlar. Ama velodrom bizim şeyimize göre, tipimize göre bisiklete çok uygun bir branş. Evet. Orada çok rahat 4-5 tane madalya alabiliriz ama velodromlarımız yeni başladı. İhaleye çıkma noktasına geldik. Artık bundan sonraki olimpiyat için artık işte o gün onları konuşacağız. Yol bisikleti dışında pist bisikletinde de belki önümüzdeki evet. olimpiyat sürecinde evet. Evet. hangi sporcuları götürebileceğimizi konuşacağız. Evet. Konuyu buraya getirmişken Sayın Başkanım, velodrom bisiklet camiasında çok merak edilen bir konu. Senelerdir hep tartışılır, konuşulur. Türkiye'nin tabii eski dönemlerde açık tip velodromlarından en önemlisi Konya'daydı. Evet. Konya'nın eski stadındaydı. Doğru. Siz de Konyalısınız. Bisikletin evet. başkenti sayılır Konya. Doğru. Şimdi velodrom için de güzel haberler aldık geçtiğimiz haftalarda. Siz Sayın Bakan'la birlikte UCI'nin genel merkezine gittiniz. Görüşmelerde Doğru. bulundunuz. Oradan destek aldınız. Doğru. Şimdi Türkiye'nin ilk olimpik velodromunda yakın dönemde Konya'da inşaatına başlayacak diye bekliyoruz. Bu velodrom çalışmalarıyla ilgili nasıl detaylar paylaşabilirsiniz bizle? 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Konya ziyaretlerinde dediler ki Konya velodrom yaptırıyoruz dediler. Ve bu o günden başlayan bir hazırlıkla hem olimpiyat standartında hem de şehrimize, ülkemize yakışan bir velodrom için bayağı bir araştırmalar yaptık. Geçen hafta Sayın Bakanımızla birlikte, bizim yönetim kurulu üyemiz Bayram Bey'le birlikte UCI'ye gittik, Dünya Federasyonu. Orada Başkan Bey ilgilendi. Oradaki velodromlar, dünyadaki velodromları gösterdi hepimize. Bakan Bey'in de beğendiği velodrom, bizim de beğendiğimiz velodrom, Amerika'daki Los Angeles velodromu. Onunla ilgili 3 tane dünyada firma var. Tabii bunların bir tanesi Amerikan firması, sadece proje yapıyor. İngiliz firması hem proje yapıyor hem Türkiye'de inşaatları var. Alman firması yaklaşık 210 tane velodrom yapmış. Bunları davet ettik. Bunları davet ederken de şöyle, biz size testimiz manasında değil de bu velodromun Türkiye'de neresini biz yapabiliriz? Ülkemizin hani bize de ciddi teknolojik şeyler yapılıyor. Aklımızdan geçen şu, yani sadece son üst kaplama ahşabı verelim. Onun haricindekinde biz yapmaya hedefliyoruz. Yerli imalattan yapalım. Çünkü her şey aynı. Sadece işte onun ahşabı özel. 250 metrelik velodromda yaklaşık 10 milyon çivi var. 10 milyon? Evet, 10 milyon çivi var. Kendiler bunu söylediler. Burada biliyorsunuz bir
santim değil de 1-2 milim hata dahi kabul edilmeyen falan bir şey. İnşaat. Bununla ilgili hem biz bir tecrübe kazanalım diyoruz. 1952 yılından bu yana bisikletle ilgili en ufak bir yatırım yapılmamış. Yani çok enteresan bir şey. Tesis anlamında. Tesis anlamında. 500 metreydi o günkü işte Konya'daki ve Balıkesir'deki yıkılan öyle durumlar. Bir tane bir Bursa'da yapılmaya başlandı. Yapıldı ama maalesef diklikleri ve standardı uymadığı için tekrar yıktılar velodromu. Evet. Sonradan velodrom dünyada yani 70'li yıllarda 333 metreye indi. Sonra 200 metreye indi. Artık son yaklaşık 30 yıldır 250 metrede karar kırıldı. Bunlardaki olimpik, dünya şampiyonası ve uluslararası yarışların sadece türbin farkları var. Hı hı. Yani diyelim ki 1500 kişilik yaptın. Uluslararası 2000'lik yaptın, dünya şampiyonası 3000'lik yaptın, olimpiyat yapabilirsin diye. Şimdi bizim elimizde bir proje var bildiğim kadarıyla bizim ama elimizde proje Alman var. Ve İngilizler de geldiğinde birer proje sunacaklar ve bize, o projelerin arasından seçilecek. Bize 10 tane de proje getirecekler. Bakan Bey'in müsait olduğu güne ayarlamaya çalışıyoruz. Hemen bir tanesinin 11 yani hemen ayın 11'i, 11 Aralık, 12 Aralık gibi falan şey yapıyoruz, organize etmeye çalışıyoruz. Alman biraz işte bu onlardaki yeni yıl tatilleri başladığından dolayı evet, biraz yavaştan alıyor. Sanıyorum o günlerde o da gelecek. Bizim elimizde proje var. Bunlarla ilgili bir iki günlük toplantı yapılacak. Herhalde Ocak ayında da ihale çıkılacak. Bakan Bey talimat verdi. Konya'da nerede inşası düşünülüyor Sayın Başkan? Konya'da Meram'dan Antalya yoluna çıkışın olduğu yerde bir krom manyezit fabrikası var. Hemen onun yanında bir zemin etkinde bir problem vardı. O geçen sene aşıldı. Oraya bir velodrom yapıyoruz. Onun etrafına da biz Büyükşehir Belediye'mizden dedi ki ısınma pisti olsun diye etrafına 8 kilometrelik yani o velodromun dışarıdan 4 metre genişliğinde bir yol istedik. Onlar da ileriki aşamalarda yapabileceklerini söylediler. Dışarıda ısınabilirsiniz. Velodrom yarışlarına haricinde de sağlık için gittiniz. Arabanızla bisikleti götürdünüz. Otomobilde indi. Spor yaptınız. Tekrar otomobile binip trafiğe girmeden gelebilirsiniz. Ama şu son atakta hem Spor Bakanlığımızın hem Çevre Bakanlığımızın gündeminde bisiklet var. Bisiklet yolları var. Bunlarla ilgili daha önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 1 milyon 100 bin bisiklet dağıtıldı. 1 metre bisiklet yolu yapana 1000 bisiklet belediyelere hediye edildi. Yani teşvik vardı. Evet, sağlıklı yaşam için. Her geçen günde bisiklet yolları artarak devam ediyor. Bugün bakın Konya'daki bisiklet yolu yaklaşık 525 kilometre. Kesintisiz bisiklet yolu. Yeni projelerde de bir takım ilavelerle herhalde çok yakında 600-650 kilometre ulaşacak. Diğer illerde de her geçen gün bisiklet yollarının sayıları artarak devam ediyor. Bir taraftan da ekranda velodrom görüntüleri var. Görüntülerini evet, seyrediyoruz. Şimdi bu sürat, olimpiyat velodromu bu. Sürat şöyle yarış, bir durum evet, var. Velodrom da aslında çok heyecanlı. Özellikle burada işte rüzgarın sürat hızı, yarış, sürat evet, vesaire. Burada işte beklemek de aslında bir taktik. Bunun çok farklı yönleri, farklı durumları da oluyor. İzlemesi yani şu anda insanlar şunu diyebilir. Gerçi bu ağır çekim ama. Evet, yani niye duruyor diyebilirler. Aslında burada tamamen bir taktik savaşı. Evet, rüzgar doğru, burada oldukça önemli. Arkada kalmak avantaj sağlayabiliyor. O yüzden bilmeyenlere bir kez daha buradan hatırlatmış oldum. Aslında izlemesi de çok keyifli bir çok olimpiyatlarda özellikle. Buradan da biz görüntüyü paylaşmış olalım. Sayın Küçükbakırcığım, bizim velodromumuz Konya'daki velodromumuz ihale edilecek olan. Kafanızda bir tamamlanması ilgili bir süre var mı? Ne kadar? Bakan Bey'in talimatı bir yıl diyor. Bir yıl içinde. Yani İslam oyunlarına 2021 İslam oyunlarına yetiştireceğiz diyor. Belediye. Bu arada İslam oyunlarının da yeri Konya olarak mı tespit edildi? Evet, evet. Onun da bisiklet yarışmasını bu velodromda evet, bu velodrom yapacağız. Bu bir başlangıç olacak. Yani aynı zamanda işte bir Antalya, Alanya tarafında bir proje var. Bir Bursa'da var, bir Sakarya'da var, Ankara'da var, İstanbul'da var. Yani bizim eğer 10 tane velodromumuz olursa, bakın sürat yarışı başladı şimdi evet, şu anda. Asıl tempo evet, başladı burada. Evet. Bakın şimdi arkadaki geçecek. Son tura girecekler. Evet. Genelde arkada olanlar çok daha avantajlı tabii rüzgardan evet, daha evet, fazla evet, o aerodinamiği alabiliyor yani sporcular. Biz de tabii velodromda çok fazla yarış imkanı olmadığı için gördüğünüz gibi arkadaki sporcu evet, kazandı. Doğru. Sporcularımızın velodrom tecrübesi çok fazla olmadığı için yurt dışında bir takım imkanlar sağlanıyor ama tabii Türkiye'de evet, olması çok bambaşka kalıyor, imkanlar yaratacak.
Hatırlıyorum mesela Ahmet'in sanıyorum değil mi? Bir yurt dışında gençlerde bir Omnium şampiyonluğu vardı. Evet. Tabii imkanlar çoğaldıkça Türkiye'deki pist bisikletinin de başarıları artacaktır. Abi, sporcu sayısı da artacaktır. Şöyle diyebiliriz. Bisiklet kültürü aslında bizim kültürümüzde var. İşte karne hediyesi olarak hep alınırdı bisiklet. Evet. Ama profesyonel hayata geçme biraz da yarışlarda sanki orada kırılmalar yaşanıyor. Gençlerin artık tabii birçok yollar var. Gerek belediyelerin gerek devletimizin yapmış olduğu önemli yatırımlar var. Bir teşvik var ve bunu da iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bir artan ilgi var. Ama kültürümüzde zaten var olan bir spor branşı bisiklet. O profesyonelliği geçişi nasıl daha kalıcı sağlayabiliriz bu alanda? Şimdi o dediğiniz gibi bir mesela bir çocuk yürümeye başladı, aklı da ermeye başladı. Sorsanız ne istersin diye bana bisiklet al der. Hiçbir şey demez. Yani bir fotoğraf gerçi günümüzde atsa. Artık biraz daha dijitale çevrildiği için telefonlar, iPad'ler biraz evet, evet, rol çalmaya başladı. Şey yok ama yine çocukların ama, gözü bisikletlerde. Ama, öyle olması evet, gerekiyor zaten. Evet. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda gezdiğimiz parkurlarda olsun, diğer yarışlarda olsun hep küçük çocuklar bisikletleriyle gelip o yarışın kenarından evet, onlara ayak uydurmaya evet, çalışıyorlar. Sevgili Murat tamam. Ağacar'a bir anımız da vardı. Trof Mersin'de bir ilçede. Hatırlarsın minik bir kız çocuğu geldi. Tamamen ilgisinden, merakından tek başına gelmişti hatta. Evet. Muhtemelen izin alarak gelmiştir. Oradaki yarış takip etti. Evet. Çocuklar çok meraklı. Onların o ilgisini boşa çıkarmamak aslında lazım. Aslında otomobile verilen ilgi çok şımarttı otomobil. Samimi olarak söylüyorum. Bakın şimdi mesela Singapur'da herhalde şehir merkezinde bir otomobil park etmeye kalkarsan yarım saate $50. Kimse gitmiyor. Bu şehir merkezlerine giden trafiği durdursak, yani oralarda bisikletlerle ulaşım sağlansa durum çok daha farklı olur. Hiç olmazsa böyle bir hava kirli olmaz. Evet. Hiç olmazsa enerji tasarrufu olur. Kesinlikle. İnsanlar hareketli yaşamdan dolayı sağlıklı olurlar. Bunlar tabii... Arabadan in bisiklete bin diye evet, bir slogan var biliyorsunuz. Yapmayın. Federasyonumuz da destekliyor bu sloganı. Evet. Gerçekten çok önemli. Yani bisiklete binmek tabii büyük şehirlerimizde kolay değil ama bisiklet yolları da giderek çoğalıyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Koray. Bununla ilgili olarak da biliyorsun. Sahil kanadı özellikle. Yeni güzel bir haber de geldi. Şimdi ona geçeceğiz. Aslında bugün bisikletle ilgili çok özel haberlerimiz var. Az sonra Sakarya'da önemli bir bağlantı yapacağız. Tabii Sakarya'da 2020'de Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası bizi bekliyor olacak. Az sonra bir telefon bağlantımız olacağız. Aziz Sırnaca yarış direktörüne, şampiyona direktörüne. Ama ondan önce şimdi Euro Velo'ya İzmir dahil oldu ve Türkiye'den Euro Velo'ya dahil olan ilk kent İzmir oldu. Nedir bu Euro Velo? Dilerseniz ben detayları da açıklayayım. Görüntülerimiz de gelsin. Evet, Euro Velo Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'nun burada önemli bir girişimi vardı. Daha doğrusu bizim bir girişimimiz vardı. İzmir kabul edildi. Burası Avrupa Bisiklet Rotası Ağı olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi burası İspanya, böyle Akdeniz rotasındayız. İzmir de o rotaya dahil oldu. Şu anda İspanya'yı görüyoruz. Kadiz, Malaga gibi şehirler de var. Sayın Başkanım bu çok önemli çünkü ilk kent oldu İzmir. Ve evet, rota üzerinde de 650 noktaya yön tabelaları yerleştirilmeye başlandı. Bu Euro Velo'yu nasıl açıklarsınız? İzmir nasıl dahil oldu? İlk kent oldu bir defa. Bu çok önemli ülkemiz adına. Detaylar sizde olsun. Çok güzel bir haber. Emeği geçen herkese başta size teşekkürler. Şimdi tabii İzmir'in bisiklet için çok ciddi bir çalışması yok. Ama dahil olması hepimizin sevincini, heyecanını da artırıyor. İnşallah bu dahil olduktan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet yolları için bir yatırıma doğru kendini yönlendireceğine de inanıyoruz. Çünkü başka türlü bu iş olmuyor. Bakın İspanya'nın Mallorca kentinde işte bunun da bir aya orada. Evet. 620 bin sporcu kış kampına gidiyor. Havalar müsait olduğundan dolayı. Yaklaşık 5 milyon da mali durumlar iyi olanlar sağlık için kampa gidiyorlar. Bunların %10'u %20'sini ülkemize çekebilsek korkunç şeyler olur. Geçen hafta Sayın Murat Ağacıyer'le de birlikte olduğumuz bir şey vardı. Turizm çalıştayı. 650 milyon kişi spor turizmi yapıyormuş. Evet. Dünyada. Çok ciddi bir pasta bu. Evet. Ve biz bu pazarda çok küçük bir pay alıyoruz şu anda. Maalesef. Mesela biraz golfle, biraz futbol sahalarıyla ama tabii bisiklet bunun en önemli ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Dünyada 11 kişide bir kişi sporla ilgili çalışıyormuş.
Yani spor turizminde çalışıyormuş. Böyle de bir iş imkanı falan da var. Şimdi bu son 3 yıldır biz bu kışın gelenlere ciddi destekler vermeye başladık federasyon olarak. Yani bunlarla birlikte hem yarış koşuyoruz, hem bunlara ilgi gösteriyoruz. Bunlarla ilgili olan organizatör arkadaşlarımızı da destek veriyoruz. Onlar adına özel yarışlar yapıyorlar. Biz de bunlara diyoruz ki bugün yarışlarınızı yapın. Hakemler ve UCI için müracaatlarda federasyondan olsun diyoruz. Yaklaşık 3000 ile 3500 kişi Akdeniz'de kış kampını yapıyor sporcunun. Bizim arzumuz o ki 3 milyon kişi kamp yapsın kışın. Çünkü bizim otellerimiz Akdeniz bölgesindeki her şey İspanya'dan en az 10 kat daha güzel. 10 kat daha kaliteli, 10 kat daha güzel. Yemeğimiz güzel, otellerimiz çok güzel ama buralarda artık bir tanıtım eksikliği mi yoksa bu konularda biraz geç mi kaldık? Ama Turizm Bakanımız çalışıyor. Çevre Bakanımız çalışıyor, Spor Bakanımız çalışıyor. Son çalıştayı da Spor Bakanımız yaptı. Yani inanılmaz bir ilgi gördü. Buradan yola çıkarak hem Murat Bey'in de dediği gibi bir golf turizmin ve bir futbolun yanında bisiklette üçüncü spor olarak değil de çok yakında birinci spora doğru gideceği inancındayız. Aynı zamanda bir Kayseri için yaz kampında bu sıcak ülkelerden, Kuveyt gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerden de sıcaktan bunalan, daralanlar yüksek irtifa kampına geliyorlar, ECS'e. Bunlar da ciddi günlerde orada kamplar yapıyorlar. Mesela bizim o organizatörlerimizden bir tanesinin söylediği şu, Kuveyt'in şampiyonasını bu sene ECS'e yapacağız diyorlar. Çok ne güzel bir şey yani. Yani tabii velodrom tamamlandığında hayırlısıyla oraya da turist çekeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Mutlaka. Ben şimdi şöyle bir bakıyorum da Koray, önümüzdeki yılın UCI takvimindeki yol ve dağ bisikleti yarışmaları. Takvime geçebiliriz. Daha doğrusu aslında bu konuyla da zaten bağlantılı. Aziz Bey hazır olduğu zaman sanırım arkadaşlar iletecek. Lütfen Sayın Hacı devam edin. Şimdi dağ bisikleti ve yol bisikletinde 60'ın üzerinde 70'e yakın UCI uluslararası takvime girmiş yarışımız var 2020 evet. için. Doğru. Ve bu yarışların bazıları gerçekten sadece profesyonel bisiklet yarışı olmanın ötesinde amatör bisikletçileri de çeken yarışmalar. Biz biliyorsun bunlara Gran Fondolar diyoruz. Gran Fondolar Türkiye'nin dört bir tarafında hızla gelişiyor. Çeşme'de, Marmaris'te, Antalya'da, İstanbul'da birçok kentimizde artık bisiklet severler kendi ekipmanlarıyla geliyorlar. Orada birlikte bisiklete binmenin keyfini çıkarıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar. Kendi derecelerini aşmaya çalışıyorlar. Ciddi bir bisiklet turizmi oluştu Gran Fondolar sayesinde. İşte gelecek yılda da ülkemizin değişik yerlerinde bu tip yarışmalar var. Onunla beraber mesela çok fazla yarışma yapılan Grand Prix anlamında tek günlük uluslararası yarışmalar. Kayseri var, Kapadokya var, Erciyes var, İç Anadolu var. Konya'da 3 tane var. Bunun dışında Alanya, Gazipaşa, Akdeniz, Side, Manavgat, tabi Mevlana turu var. Onun dışında Türkiye'nin önemli uluslararası takvime girmiş yol bisikleti noktasına baktığımızda 3 ana yarışmasını görüyoruz önümüzdeki yıl için. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu, ülkemizin tek pro takvimde yer alan organizasyonu ki onun da detaylarını başkanımızdan alacağız. Onun dışında da Tour of Antalya sezonun hemen başında 20 Şubat 23 Şubat'ta. O da 2.1 kategorisinde önemli bir yarış. Ve Tour of Mevlana 2.2 kategorisinde o da Nisan ayında hemen Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun önünde gerçekleşecek. Bu 3 yarışma yani Tour of Antalya, Tour of Mevlana ve Tour of Turkey Türkiye'nin önümüzdeki yıl yol bisikleti takvimindeki en önemli 3 yarışması. Dağ bisikleti de döndüğümüzde de tabii çok çok önemli bir yarışma. 2020 dağ bisikleti dünya maraton şampiyonası. Evet. Sakarya'da ev sahipliği yapacağız. Söz oraya geldi. Aslında Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu reklamlardan sonra konuşacağız. Önemli sorular da sormaya çalışacağız Sayın Başkanımıza. Önemli bilgiler de aktaracak bize ama öncesinde 2020 UCI dağ bisikleti dünya şampiyonası ülkemizde yapılacak. 26-27 Eylül'de Sakarya'da. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak. Bununla ilgili yarış, daha doğrusu şampiyona direktörü Aziz Sırnaç hattımızda. Aziz Bey, iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar Koray Bey. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bisikleti konuşuyoruz bugün Tokyo 2020'ye doğru programında. Tabii ki dağ bisikleti bizim için oldukça önemli. Geçtiğimiz aylarda orada yapılan şampiyonayı da ekranlara getirmiştik. Nasıl bir dağ bisikleti şampiyonası bizi bekliyor? Çünkü ülkemizde ilk defa yapılacak bu. Yer Sakarya.
Evet, öncelikle ben stüdyoda bulunan Murat Bey ve Federasyon Başkanımıza da selamlarımı iletiyorum. Tüm izleyicilere de aynı anda selamlarımı iletmiş olayım. Bildiğiniz üzere 2020 yılı Türk bisiklet açısından çok önemli bir yıl. Çünkü sizlerin de az önce üzerinde konuştuğu gibi çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Şöyle baktığımızda Nisan ayında yarım asrı tamamlamış Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu. Aslında Türkiye'de bisikletin bir bayramı olarak görüyoruz bu yarışı. Türkiye'nin en önemli yarışlarından bir tanesi. Bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyorken yine aynı zamanda 2020 yılında Sakarya'da Türkiye tarihinde ilk defa düzenlenecek olan Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Bu açıdan baktığımızda evet çok hem heyecanlı hem güzel bir yıl bizi bekliyor diyebilirim. Sakarya nasıl hazırlanıyor? Sakarya gerçekten çok ciddi bir hazırlık süreci yürütüyor. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde ve aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun o himayelerinde yine aynı şekilde gerçekleşen bir organizasyon. Sakarya'da çok güzel yollar aldık. Yaklaşık 3 yıldır test yarışları düzenliyoruz uluslararası alanda. Çok güzel sonuçlar elde ettik burada test yarışlarında. Mevcut yılda da artık 2020 yılına girdik. Hem ülkemizin tanıtımı açısından hem bisiklet sporunun tanıtımı açısından çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce organizasyonun bir fiil başında ve çok ciddi destekler sunuyorlar organizasyona. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız aynı şekilde çok ciddi desteklerini hissediyoruz. Bu sene İsviçre'de gerçekleşen Maraton Dünya Şampiyonası'nı hep beraber izlemeye gittik. Sayın Başkanımız, Federasyon Başkanımız da bizlerle birlikteydi. Bu anlamda baktığımızda hem Cumhurbaşkanlığımızın organizasyona yaklaşımı, hem Spor Bakanlığımız, hem Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hem de Türkiye Bisiklet Federasyonumuz çok güzel bir işbirliği içerisindeler. Geriye artık çok güzel bir organizasyon ev sahipliği yapmak düşüyor bizlere. Bizler hazırız diye düşünüyoruz. Sayın Sırnaç, parkuru soralım. Biz ekrandan görüyoruz ama siz nasıl aktarırsınız, nasıl tanıtırsınız bize o parkuru? Evet, parkurumuz yaklaşık totalde 120 kilometrelik bir parkur olacak. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Sakarya'da inşa edildi. Dünyanın şu anda en modern bisiklet tesislerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Biz organizasyonumuza buradan start vereceğiz. Arkasından Sakarya'nın güzel manzaralarını bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Sapanca Tepelerinden Serdivan olarak adlandırılan bölgelerden geçip o bütün doğal güzellikleri ve Sapanca Gölü'nün panoramik görüntüsünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Totalde yaklaşık 5 saate yakın bir yarış süresi bekliyoruz burada. Dünya çapında sporcuları burada ev sahipliği yapacağımızı umuyoruz. Sevgili Murat Ağacan'ın bir sorusu var. Aziz Bey merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler. Merhaba, iyi akşamlar Murat Bey. Ben de hemen Sakarya'nın önemli bisiklet yatırımlarından Salkano Sakarya bisiklet takımıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yapısal bir değişiklik olduğunu duyuyoruz. Sakarya'da bisiklet takımını nasıl bir gelecek bekliyor? Önümüzdeki yıl bu organizasyona ülkemizi temsilen katılabilecek sporcularımız olacak mı? Yol bisikletinden dağ bisikletine doğru bir değişim duyuyorum. Bununla ilgili bize neler aktarabilirsiniz? Tabii bisiklet camiasında söylenen birçok söylem var ama en doğrusunu ben burada açıklamak istiyorum. Tekrar Sakarya Büyükşehir Belediye'mizden, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bahsedeceğim. Bisiklete ciddi destek sunuyor Ekrem Başkan, Sayın Ekrem Yüce ve şu anda takımı da ileriye taşımak adına çok güzel bir destek alıyoruz. Biz şu anda bildiğiniz üzere 2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Dolayısıyla 2020 yılında takımımız uluslararası bir UCI dağ bisiklet takımı olarak, profesyonel takım olarak takvime devam ederken aynı zamanda ülkemizde yer alan ulusal ve uluslararası yol bisikleti yarışlarına katılmaya devam edecek. Evet, biraz bir yapısal değişiklik var. 2020 yılında kontinental bir takım olmayacağız ama yine uluslararası UCI takım olarak, dağ bisiklet takım olarak yarışmalara devam edeceğiz. Sayın Başkanımızın da bir sorusu olacak. Merhaba. Merhaba, hayırlı akşamlar. Şimdi gerçekten son 4 yıldır Sayın Sırnaç'ın, bizim AS başkanlarımızdan Berat Alpan'ın ve İrfan Çelik'in çok ciddi gayretler oldu bu Sakarya için. Evvelki belediye başkanımız Zeki Bey'i de hayırlanmış olalım. Yani evet, İlk başlangıçtaki temel onunla başlıyor. Ekrem Başkanımız da aynısını devam ettirdi. İşte bu bir şehircilik ekip örneği, ruhu. Ekip ruhu. Dolayısıyla Sakarya'da çok güzel bir proje çıktı ortalığa. Biz yeni Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem Zeki Bey'le geçmişte görüşmüştük. Şimdi Ekrem Başkanımız'a söyledik. Buradaki
40 milyon liralık bir yatırım yaklaşık. Büyük yani bir yatırım. Büyük bir yatırım. İnşallah bunun yanına kendileri de bir velodrom yapacaklar söylediler. Evet. Eğer bu da olursa zaten geçmişte bizim dönemimizde de Sakarya bisiklet sporunda çok başarılıydı. Çok başarılıydı. Sayın Sırnaç'la birlikte yeniden bu eski ruhuna doğru gidiyor. Sayın bizim İrfan Çelik yönetim kurulu başkanımız ciddi destekler veriyor. Berat Alpan projenin genel koordinatörü hem de bizim teknik as başkanımız. Onlar ciddi mesai harcıyorlar. Burada da bu güzellikler ortaya çıkıyor. Yani şimdi önümüzdeki yapılabilecek organizasyonu koparanlar bunlar. Çok güzel bir şey yani. Evet. Ülkemizin tanıtım açısından ve çok büyük bir spor olayı yani dünya şampiyonası. İnşallah orada da bir yerlere gelebileceklerini yani bir yerlerden ses getirebileceklerini ümit ediyorum. Ben de her zaman bizim Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimimiz olarak arkalarında olduklarımızı her zaman söylüyoruz. Biz kendilerinden de başarı bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza da özellikle teşekkür ederim. Çok kısa bir not eklemek istiyorum. Sayın Başkanımızın mevcut döneminde biliyorsunuz velodromla alakalı gerçekten çok önemli bir hassasiyeti var. Ve Türkiye bu tesisi kazandırmak adına çok yoğun mesailer harcadığını bizler yakinen takip ediyoruz. Konuyu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da açtığımda Sayın Başkanımızın da bu işe ne kadar olumlu yaklaştığını ve ne kadar pozitif bir bakış açısı içerisinde olduğunu hep beraber gördük. İnşallah hep beraber buraya da bir tesis kazandırılacağını umuyoruz. Hep beraber bunu da Sakarya'da artık tüm dünyaya göstereceğimizi umuyoruz. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın direktörü Aziz Sırnaç'la beraberdik bu bölümde. Aziz Bey'den kısa, önemli bir haber de almış olduk. Çok kısa reklama gideceğiz. Hemen özetlemek gerekirse Sakarya'da bisiklete olan yatırımın devam edeceğini öğrenmiş olduk. Evet. Bu çok sevindirici. Evet. Belediye adına. Hem dağ bisikleti için bir UCI takımı koşacak yarışmaları, hem de küçülse de kontinental düzeyde olmasa da UCI takımı olarak bir yol bisikleti takımının varlığına devam edeceğini öğrendik. Bu ki bu gerçekten önemli. Başarılar diliyoruz. Bu bilgilerle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar buradayız. İkinci bölümde tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Tokyo 2020'ye doğru da bu hafta bisikleti konuşuyoruz. İlk bölümde Eurovelo'yu konuştuk. Sakarya'da yapılacak, 2020'de yapılacak Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nı konuştuk. Sıra geldi Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna merakla bekleniyor. Yeni rotalar, yeni yollar bakalım ne olacak ama dilerseniz geçtiğimiz yılı bir hatırlayalım. Harika.
geçen yıla baktık, şimdi bu yıla da bakacağız. Yeni dönemde 2020'de bakalım hangi rotalardan geçecek, Sayın Başkanımıza soralım. Geçen yılı güzel tamamladık. Bu yıl nasıl rotalar belli oldu mu? Hangi bölgelerde olacak? Geçen yıl bir geçmişe dönüş vardı. Marmara bölgesi etapları vardı. Trakya bölgesi. Bu yıl hemen soralım. Etaplar, rotalar belli mi? Şimdi şöyle, biz göreve geldiğimizde dedik ki bisiklet sporunu Türkiye'nin her tarafına yayacağız. Evet. Her tarafta göstereceğiz. Bir noktada gider gelirseniz bütün her tarafı da rahatsız etmiş oluyorsunuz. Bakın Akdeniz'de biz bir defa yaptık. Biraz İç Anadolu'ya girdik, çıktık. Geçen sene Trakya-Marmara karışımı yaptık. Marmara turu aslında. Marmara turu olarak yaptık. Bu sene de inşallah Ege'de başlayacağız, İstanbul'da bitireceğiz. Ege'de işte yukarıdan Efes'ten başlayarak oradan Tekirdağ, Çanakkale'yi görüyoruz. Kısmen Edirne. Aşağı iniyoruz. Bursa, Balıkesir, Gönen, Balıkesir üzerinden Bandırma. 56 bu arada arkadaşlar. Evet. Onu düzeltebilir miyiz? 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Bursa üzerinden tekrar İstanbul, evet. Üsküdar'da bitirmeyi hedefliyoruz. Bu da ne oluyor? İşte bir Ege'de öne çıkmış oluyor. Evet. Senin. Hem Ege hem biraz Trakya, biraz sonra Marmara. Marmara, evet. Üç bölgeyi birden kucaklayan evet, bir etap. İsterseniz bir daha alalım başkanım bunu. Şöyle etapları şöyle önce bir gezelim. Ege. Efes'ten başlıyoruz. Efes'ten başlıyoruz. Oradan Gönen, Balıkesir, Bursa diye geliyoruz. Tekrar oradan yukarıda Çanakkale ve Tekirdağ görüyoruz. Aşağı tekrar inerek oradan Eceabat'tan karşıya geçerek gelip Bursa İstanbul etabıyla da Üsküdar'da tamamlamayı düşünüyoruz. Bu etaplarda tabii ufak tefek daha değişiklikler olabilir ama genellikle bölge burası. Düşünülen etaplarda bunlar. Bir tırmanma yarışı koyuyoruz Uludağ'a. Bu da farklı tabii, 35 kilometre. Şimdi iki önceki gelen programda bir Balıkesir Bursa etabından sonra tırmanma koydular. Değil mi? Bu sporcular çok ağır olur. Organizasyonu yapan arkadaşlar çalışıyorlar. Bizden de yönetmede çalışanlar var. Bursa tabii 161 kilometre geliyorsunuz. Bir de 35 kilometre tırmanıyorsunuz. Hakikaten zorlanılır yani. Yani koşulmaz mı koşulur ama çok şey olmaz yani. Şık olmaz, daha hızlı olmaz. İşte onu değiştiriyoruz. Belki tırmanma etabının önünde Bursa'da bir tur atarak tırmanmaya da çıkabiliriz. Cumhurbaşkanı turu bu bölgelerde geçecek. Bu senenin kraliçe etabı Uludağ'da olacak anlaşılan. Uludağ'da olacak, evet. Geçen sene hatırlarsanız Kartepe'ydi. Çok zorlu, gerçekten karlı bir hava oldu. Vardı. Hava şartları ilkbahar olmasına rağmen çetindi. Hatta etabın finişini biraz aşağıya revize etmek zorunda kalmıştınız. Evet. Ama karlı bir finiş görmüştük. Bakalım Nisan ayında Uludağ'da nasıl bir hava bizi bekleyecek? Koray, tarihleri de söyleyelim. 12-19 Haziran 2020 tarihleri arasında. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 8 etaplı olarak gerçekleştirilecek. Geçen yıllarda biliyorsun son 3 yılda World Tour kategorisindeydi. Evet. Bu sene Tour kategori değiştirdi. Pro Tour'a geçti. Zaten UCI da kategorileri tekrar revize etti. Ana 3 tane kategori var artık. World Tour, yani büyük Grand Tour'ların içinde bulunduğu World Tour kategorisi. Onun hemen altında büyük bir 50 yarışlık, 55 yarışlık Pro Tour kategorisi ki biz Cumhurbaşkanlığı bisiklet turda o kategoride olacak. Eskiden 2.HC diye bir kategori vardı. Şimdi onu kaldırdılar. Pro Tour'un içine kattılar hepsini. Evet. Bir de onun dışında kontinental yarışlar olacak. O da 3. kategori olacak ki Tour of Antalya'da bu kontinental yarışlar içinde olacak. 12-19 Nisan. Onun da bilgisini aktaralım. Evet, başkanımıza teşekkür ederim. Çünkü merakla beklenen bir şeydi. Evet. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu sene buradan nasıl olacak? Açıklandı bildiğim kadarıyla. Nerelerde olacak? Bizim programımızda ipuçlarını kabaca da olsa etapları konuşmuş olduk. Aradan önce bir şey girmiştiniz. Lütfen. Aradan önce bu gran fondolara girmiştiniz. Son geçen hafta işte Murat Bey'in de katıldığı bizim yönetim kurulu toplantımız vardı. Orada yönetimden iki tane arkadaşı bu gran fondolar için görevlendiriyoruz. Ve 5 yıl içerisinde 5 tane Gran Fondo yapacağız. Ankara Gran Fondo, Marmaris, İzmir, İstanbul. Bir de Konya Gran Fondo yapacağız. Bakın şimdi Gran Fondolar şöyle oluyor. Maalesef sosyal medyayı iyi de kullananlar var, kötü kullananlar var. Ama kötü kullananlar zaten yani kendileri biliyorlar. İstediği zaman zaten herkes her şeyi yazabiliyor. Bugün diyelim ki Yunanistan'da Gran Fondo Türkiye'den giden arkadaşlar var. Evet. Gidiş geliş kendilerinden. Yarışa katılım 120 euro. Otel kendilerinden. Bize geliyorlar, bize ödül verin.
Konaklama vereyim. Peki bunun adı ne koyacağız? Yani ne diyelim buna, ne diyelim yani? Hadi bakalım söyle. Bunları vermediğin zaman ertesi gün bakıyorsun sosyal medyada tamamen saldırıyor. Eleştiri yağmur. Ya diyorsun ki peki Yunanistan'a gidiyorsun, o parayı niye veriyorsun? Veya diyelim ki diğer illere gittin, parayı niye veriyorsun? Bugün Çeşme Gram Fondosu'na para ödüyorsun. Evet. Niye ödüyorsun o zaman? Bundan dolayı biz bu Gram Fondolara bir şey getireceğiz. Zaten Gram Fondo yapanlara diyoruz ki nerede yapıyorsanız biz oraya hakem desteğinde bulunuyoruz zaten. Evet. Yani bir takım destekleri veriyoruz. Bir de lig olarak da inşallah 2020'de Gram Fondo liginde yapacağız. Başkanım, şimdi çok kısa, pardon. Lütfen çok az zamanımız kaldı. Buyurun. Murat abinin sözünü de sorusuna da zaman vereceğim ama şunu da belirtmek istiyorum. Hep bu konuşuluyor, merak ediliyor. İşte Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yapmış olduğu organizasyonlar, sporcu sayıları, sizin başkanlığa gelmeden önce geldikten sonraki değişimler, bunu da aktarmış olayım. Çok az da zamanımız kaldı. Evet, ben şimdi şöyle, göreve geldiğimizde 85 tane sporcu vardı. Lisanslı. Lisanslı 85 sporcu vardı. Bizim Temmuz ayındaki yaptığımız Türkiye Şampiyonası'na 750 sporcu katıldı. 100 tane gelemeyen vardı. Okul sınavları, tatil programları olup da gelmeyen vardı. Yaklaşık 100 kişi. Yani 850 ile 900 arasında lisanslı koşabilen, yarışı bitirebilen, mücadele edebilen sporculara ulaştık. İnşallah hedefimiz 5000 sporcu. Organizasyonlar sorduğunu mesela bir evvelki yıl söyleyeyim. 12 yolda 14 dağda organizasyon yaptık. Az önce Murat Bey dedi ki 40'a yakın dedi uluslararası organizasyon var 2020 yılında. Evet. Bir şey söyleyeyim. Son 3 yılda her yıl bir önceki 16 yıla bedel organizasyonlar yapıyoruz. 16 yıl. Yani bir yıl 16 yıl geçmiş organizasyonlar yaptık. Hedefimiz şu. Ülkemizde bisiklet pedalı çevirmediğimiz, lastiğimizin basmadığı, yarışın yapılmadığı il kalmayacak. Yaklaşık şu anda 70'e yakın ilde faaliyet gösteriyoruz. Bunları inşallah 81'e taşırsak biz de bu sene doğuya da giriyoruz. Doğuda kulüpler kurduruyoruz. Evet. Yani Hakkari'de, Şırnak'ta, zaten Urfa'da ve Diyarbakır'da da kulüplerimiz var. Bunlarla birlikte ülkemizin her tarafında bisiklet sporunu programları yapmaya devam edeceğiz. Son soru alayım sevgili Murat Ağacı. Evet Sayın Başkan'a buradan bugün güzel mesajlar verdi. Bir soru daha sormak istiyorum. Geçtiğimiz buyurun, hafta buyurun. Kendisiyle görüşürken konuştuğumuz bir konuydu. Federasyonun yeni ataklarından bir tanesi de bildiğim kadarıyla Türkiye'nin öncelikli seçilmiş illerine federasyon antrenörlerini, federasyon tarafından desteklenen antrenörler göndererek orada altyapıya ilişkin yatırımlar ve doğru, çalışmalar yapma konusu. Doğru. Bu konuyla ilgili de biraz bilgi aktarabilir misiniz? Şimdi bakın şöyle, bisiklet için kim yatırım yapıyorsa zaten Sayın Bakanımızın da talimatı, ama üniversiteler, ama işte kulüpler, ama belediyeler, bunlarla ilgili bisiklet desteğinde bulunuyoruz. Aynı zamanda da bu sene ciddi bir şekilde antrenör kursları açtık. Ciddi bir şekilde mekanisyen kursları açtık. Hem altyapıyı geliştiriyoruz hem de antrenörlerimizi eğitiyoruz. Bunları 2020 yılında da artırarak devam edeceğiz. Çünkü geçmişte bu işlere hiç bakılmamış. Hiç bakılmamış. Şimdi adam 22-23 yaşında sporu üzerinde 23 yaştan sonraki yapacağı spor olmayınca oradan gitmiş bir antrenör lisansı almış. Ondan sonra bir kulüp aramaya başlamış. İsmi de ne olmuş biliyor musun Murat'cığım? Hoca. Ne hocasın sen? Ya sen de koşacak yaştasın. Yani sen de 23 yaşında sporu sana bıraktırmış federasyon. Burada haklısın ama yani işte biz bunların önünü açıyoruz. Bugün eğitim bakın, çalışmaları. Tabii kesinlikle. Belli önce ön plana çıkacak galiba iller var. Bu illere spor il müdürlükleri bünyesinde çalışacak antrenörler atayacağınızı duymuştum. 25-29 tane falan arkadaşım mekanisyen olarak başladı. Devletimiz almaya başladılar. Mekanisyenleri gönderiyoruz. Yıl sonundan sonra da 34-35 tane de antrenör kadrosundan bize ayrılan payımız bu. Bunları da doldurduğumuzda diğer yerlerde de rotasyon yaptırabiliriz. Yani gider Bursa'da eğer antrenör eksikliği varsa 3 ay bizden bir arkadaşım bir tanesi gider kalır. Zaten federasyondaki antrenörlerimiz her dakika boşluğu doldurabilecek vaziyette. Evet. Yani bazı illerde fazlalar var. Bunlar da kulüp sayılarını artırarak görevlerine devam ediyoruz. Siz de kontrol edeceksiniz tabii. Kesinlikle. Çok az zamanımız kaldı. Yönetmenim de beni uyarıyor. Sırada haberler köşemiz var.
Evet, ilk haberimiz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Arat, Dünya Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu'nun değişen yeni statüsünde yer alan 3 bağımsız üyeden biri olarak atandı. Buradan da tebriklerimizi iletelim Sayın Hasan Arat'a. İkinci haberimize geçiyoruz. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 28 Kasım 1 Aralık tarihlerinde 37 ülkeden 141 sporcunun katılacağı trampolin jimnastik dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Tokyo 2020 kotası da verecek şampiyonada milli sporcularımıza başarılar diliyoruz. Üçüncü haberimiz Paralimpik oyunlarından olacak. Tekerlekli sandalye eskrim Dünya Kupası sona erdi. 15-17 Kasım tarihlerinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı. Ülkemizi de Elke Lale Van Akterbeck, Hakan Akkaya ve Gündem Emine İntepe temsil etti. Dördüncü haberimiz aynı zamanda son haberimiz bu. SEF Avrupa kıtası olimpiyat elemeleri 5-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde yapılacak. A grubunda düzeltiyorum, B grubunda olacağız. Türkiye, Almanya, Belçika ve Hırvatistan grubu. A grubunda ise Hollanda, Bulgaristan, Polonya ve Azerbaycan. Burada şampiyonluğa ulaşan ülke direkt olarak Tokyo 2020 olimpiyatlarına katılma hakkı elde edecek. Ve sırada olimpik kariyerler var. İki fotoğrafımız var. Artık Japonya'da, Tokyo'da yapılacak yaz olimpiyatlarına hazırlıklar yavaş yavaş sona erme aşamasına geldi. Burada yüzme branşının yapılacağı salonu görüyoruz. Çok da görkemli bir salon olmuş. Bir kare daha olacak. Bu da dışarıdan çekimi, dışarıdan çekilen bir fotoğraf. Yüzme branşında görmüş olduk. Son sözleri alacağım. Sonrasında başkanımıza da kapatacağız. Videomuz var daha doğrusu öncesinde. Evet, şimdi haberlere bir son haberi de ben eklemiş olayım. Sevgili Koray, biliyorsun olimpiyat elemeleri demişken, voleybol demişken. Evet. Bu hafta basketbolun da olimpiyat elemelerinde mücadele edeceği gruplar belli oldu. Kura çekimleri sonucunda. Türkiye Kanada grubunda yer alıyor. Kanada grubunun B grubunda Uruguay, Çekya ve Türkiye olacak. A grubunda da Yunanistan, Çin ve Kanada. Bu 6 grubun 6 takımın arasında oynadığı maçlardan sonra sadece bu gruptan bir takım 2020 Tokyo vizesi alacak. Evet. Zorlu bir grup süreç bizi bekliyor. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çok teşekkürler sevgili Ayca. Sayın Başkanım çok teşekkürler tekrardan. Var ben de teşekkür ederim. Kısa. Bir gün herkes bisiklete binecek. Evet, herkes bisikletli olacak. Çok güzel onun bir slogan için, oldu. İyi onun motto. İçin bir an önce herkes kendi pozisyonunu alsın, hareketli yaşamı tercih etsin diye. Çok teşekkürler Başkanım. Ediyorum. Başarılar. Hem yapacağınız birçok organizasyon hem de tabii ki olimpiyat noktasında bir kez daha başarılar diliyoruz. Programı kapatmadan önce de geçtiğimiz olimpiyatları en başarılı kadın badminton sporcularına bakıyoruz.
Tokyo 2020'ye doğru programının bu haftalıkta sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.